mesela eksi 41 olsun. Evet, olabilir. Arkadaşlar yani bunlar çok normal. Mesela burası da artı 18. Mesela eksi 41'den artı 18'e kadar arttıracak. Ve arkadaşlar bunu beşer beşer arttırırız. Bakın bunlara hakkımız var. For döngüsünde biz böyle kullanabiliriz. Bunları çalıştıralım. Çalıştıralım. Run dedik. Bakın arkadaşlar, eksi 41'den itibaren beşer beşer arttırıyor. Bakın beşer beşer buralar, en son buraya bir geldik, eksi 6 eksi 1. Bakın eksi 1'den sonra yine 5 tane işte arttırdı. Bu sefer 4 oldu. 4'ten sonra 5 tane. Evet arkadaşlar, bir görüyorsunuz. Yani bunun hiç hakkımız var. For döngüsü bu kadar ki işte esnek. Şimdi yine bu for döngüsü işte üzerine bir şeyler söyleyelim. Çünkü ben internette görüyorum, böyle arkadaşlarımız ufak ufak örnekler yapıyorlar, fakat örnekler yetersiz ve eksik. Ben bu sefer değişkene diyorum ki u. U olsun. U şeklinde bir u. Şöyle u dedik. Bu sefer bu sefer 56 olsun. Bu sefer arkadaşlar, bu sefer illa her zaman mesela ben burada işte arttırmak zorunda mıyım? Mesela işte azaltabilirim. Yani bunun işte hakkım var. Mesela 56'dan bu 0'a inebilir. 0 olana kadar ve u'yu bu sefer mesela 8'er 8'er azaltalım. Buradaki arkadaşlar espri şu. Bu 56'dan başlayacak. U ta ki 0 olana kadar, hatta hayır arkadaşlar, mesela eksi 10 olsun. U ta ki eksi 10 olana kadar ve 8'er 8'er azalacak. Bu ilk başta burada 56 olacak. 56'yı 8 işte azaltacak. 48 sayısı artık bu olacak. Ve buraya zamanla bunları göreceğiz. Şimdi buraya bir değişiklik olsun. Bir farklı bir şey yazalım. Buraya da yazalım ki Ahmet Bircan. Evet, Ahmet Bircan yazısını bakalım kaç kere yazacak. Çalıştıralım. 56'dan başladı. Ve daha sonra 48 oldu. Daha sonra yine 8 indirdi. Daha sonra yine indirdi. Yine indirdi arkadaşlar. 8 oldu, 0 oldu. En son eksi 8'de durdu. Neden? Eksi 10'du en fazla sınırı. Hani bundan sonra daha fazla işte ilerleyemedi. For döngüsünün içinde arkadaşlar şunu şöyle bir alalım. Yani böyle işlemler yapabiliriz. Ama daha farklı bir şey düşünelim. Sıfırdan başlasın. Bu arkadaşlar ona kadar gitsin. Bu burada teker teker. Diyelim ki ben buraya U'yu kazdırıyorum ama farklı bir şey daha, sayaç kazdırabilirim. Mesela buradaki aslında şöyle olsun. Şunu alalım olduğu gibi arkadaşlar. Diyelim ki bu T olsun. Fark etmez, T olsun. T dedik. Ahmet Bircan Kayseri. Şimdi buraya bir sayaç bırakacağız. Mesela biz burada bir gördük, bir T, yani buradaki U her seferinde 56, 48 böyle böyle işte oldu, ama biz bunu istemiyoruz. Biz buraya sayaç bırakacağız. O zaman buraya diyorum arkadaşlar. Int diyorum. Sayaç. Sayaçın başlangıcını da 0 yaptım. Bakın. Sayaç dedik. 0. Şuraya geliyorum ve diyorum ki sayacı her seferinde bir arttırmasını istiyorum. Ve daha sonra sayacı şuraya bıraktım. Sayacı sıfırdan başlayacak. Her seferinde bir artacak. Evet. Şimdi
çalıştıralım. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 9 kere Ahmet Bircan yazmış burada. Kayseri, Kahyalı, Kirazlı yazmış. Mesela burada biz istersek T'yi de görebiliriz. Onu da bırakalım. Bu bizi işte engellemez. T, burada T. Bak T olsun. Şöyle bir parantez içinde verelim. Ve buna da çalıştıralım. Bakın ne olduğunu göreceksiniz. Bakın. Bu birinci yazılışı. Bu da sayının 56 olduğunu söylüyor. 56 şu ilk T. Sonradan 8 8 indiği için bunlar burada bu şekilde rol aldılar. For döngüsü için yine parantezlerimizi alalım. Evet. Burada diyelim ki Serdar Çetinkaya diyelim. Serdar Çetinkaya dedik. Bunlara değişkene isim verelim. T diyelim mesela. İsterseniz arkadaşlar büyük harf de verebiliriz. Sorun değil. Heh. Buradaki esprimiz de şu. Mesela burada 56 sayısı eksi 10'dan büyüktür. Ama buradaki şarta göre yani buradaki arttırıma göre veya da azaltıma göre bu normaldir. Bakın. Şu normal bir ifadedir. Tutsam desem ki buraya. Şuradan mesela burası alsak eksik ne olsa bakın ne oluyor. Bakın ne göreceksiniz? Şu şartlar sağlanmadığı için böyle ekrana Serdar Çetinkaya diye bir şey basmadı. Buraya bir geldi. T dedi yapırdı. T kaça kadar gidecek arkadaşlar? 10'a kadar. Ama biz P'ye ne yapmışız? Zaten sıfırdı. Sıfırı 8 tane daha işte azaltırsanız arkadaşlar ne olur? Eksi 8 olur. O zaman bu şartı sağlamamış olduğu için bunu ekrana yazmadı. İşte bu da ince işte ayrıntıydı. Fakat buraya biz artı desek bak şöyle olmalı. T en fazla evet arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yaptığımızda ekrana yazacaktır. İki tane çünkü bir sıfırken geldi bir de arttı. İki tane Serdar Çetinkaya ekrana yazdı. Yine for döngüsü için kopyalayalım. Bunları bu sefer. Diyelim ki S diyelim. Arkadaşlar böyle örneklerde esnek olabilirsiniz. Birer birer olsun. Burası da S olsun. Burası da Murat Albayrak olsun. Şimdi uçak desek ki illa şu parantezleri kullanmak zorunda mıyım? Yani ben bunu istemeyebilirim. Arkadaşlar evet bunu istememeye hiç hakkınız var. Eğer ki şu şekilde çalıştırırsam ekrana tam 10 kere Fırat Albayrak yazacak. Deneyelim. Rampay. Bakın arkadaşlar tam 10 kere Fırat Albayrak yazdı. Hatta şu başlangıç sesini sıfırdan olduğu için sıfırdan 9'a kadar tam 10 kere olmuş oldu. Eğer bunu istemezseniz buraya dahil. Evet yani bunun anlamı 10 da dahildir. Buraya da başlangıcı 1 alırsınız. Bu birinci yoldur. Ya da isterseniz buraya 1 yazarsınız. Buraya da arkadaşlar şu eşitliği iptal edersiniz. 11 yazarsınız. Hiçbir farkı yoktur. Ben böyle yapıyorum. Rampay. Evet. Ekrana tam 10 kere Fırat Albayrak yazdı. Şimdi diyelim ki ben bunun altına şunu da yazdırmak istiyorum. Bu sefer Burak Albayrak. Bakın şu kenarda. Bakın diyor ki ben S'yi tanımıyorum. Sen nerede tanımladın bunu diyor.
Şimdi bunun anlamı şükse yani burada tanımlandı. Ama buraya dahilliği yok. Ben şöyle şükse'nin tanımlanmasını şu üçte alıyorum hemen. Ve şunu da buradan alıyorum. Evet. Şimdi böyle bir hata yok. Yani bir hata yok. Çalıştırıyoruz. Farkını görmeniz lazım arkadaşlar. Bakın ne dedi? Bakın ne dedi? Bakın. 10 tane Fırat Albayrak yazdı. En son geldi 11.ye de Burak Albayrak yazdı. Şimdi neden Fırat'ı burada arkadaşlar 10 kere yazıyor da Burak'ı neden bir kere yazıyor? Şimdi bunun üzerinde düşünelim. Hemen söyleyelim. Bir de neden 11? Arkadaşlar en son 10 oldu. S buradan çıkarken şart sağlanacak ya işte en son. En son bir geldi dedi ki S sen kaçsın? Dedi ki mesela ben burada 11'im dedi. O zaman artık sağlanmıyorsun. Ben seni yazamam dedi. Döngüden çıktı. Ve S en son 11'de kaldığı için 11 de buraya yazıldı. Yani buradaki S en son 10 iken buradaki S 11 olarak bize geldi. Şimdi buradaki esprinin en temeli şu. Neden Fırat Albayrak 10 kere yazıldı da Burak Albayrak 10 kere yazılmadı? Bu söyleyelim hemen. Arkadaşlar for döngüsünde şu görmüş olduğunuz şu nadide tırnaklı parantezlerimiz çok önemlidir. Bunlar çok önemlidir. Şimdi bunun anlamı for döngüsü şu ikisini aynı anda al demektir.